Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Mehmet Geçkel telefon attığımızda ayrıntıları anlatacak. Teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor notuyla Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi paylaştı. Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK-YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi denildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Geride bıraktığımız günden itibaren birçok noktada aslında terör hedefleri ateş altına alınmıştı. Barış Pınarı bölgesine baktığımızda Ayn İsa ve Tel Tamır bölgelerinde teröristler saldırı girişiminde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle bu saldırı girişimine karşılık verdi. Kahraman Mehmetçik terör hedeflerini ateş altına aldı ve teröristleri de etkisiz hale getirdi. Aynı zamanda Zeytin Dalı bölgesinde de teröristler Afrin'e yönelik bir saldırı girişiminde bulundu ve bu noktada da yine Mehmetçik terörle mücadelesini aralıksız bir şekilde gece boyunca sürdürdü. Yine Zeytin Dalı bölgesinde de terör hedefleri ateş altına alınarak terör hedefleri etkisiz hale getirildi ve teröristler de bu noktada etkisiz hale getirildi. 13 PKK'lı YPG'li terörist etkisiz hale getirmiş oldu. Bir önemli operasyonda aslında geride bıraktığımız günde yine Celablus'ta Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirildi. PKK'ya ağır bir darbede o noktada vuruldu. Celablus'u kana bulamak isteyen teröristi 10 kilogram patlamaya hazır bombayla yakalandı. İki günde çok önemli operasyonlar sınırlarımızın ötesinde gerçekleştirildi. Teröristler 5. harekat korkusuyla birçok noktada aslında bu korkuyla saldırı ve sızma girişiminde bulunsa da kahramanlarımız buna müsaade etmiyor. Bu operasyonlar kapsamlı bir şekilde sınır ötesinde devam ediyor ve terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Ateş destek vasıtalarımızla terör hedefleri ateş altına alınıyor ve teröristler de bertaraf ediliyor. Her sızma girişiminde de yine teröristler etkisiz hale getirilmiş oluyor. Birçok noktada da aslında sivil yerleşim yerlerine de saldırmaya çalışan teröristler daha önce gerçekleştirilen operasyonlarla huzur ve güvenliğin sağlandığı bölgelerde bu huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik saldırı ve sızma girişimlerine kalkışıyor teröristler. Elbette ki kahramanlarımız buna müsaade etmiyor. 7/24 esasıyla eller tetikte, bu nöbetler devam ediyor ve terörle mücadeleyi kahramanlarımız sürdürüyor. Aslında şunun da altını çizmek gerekir. Bölgede hava sıcaklığı oldukça yüksek, 50 dereceye neredeyse ulaşan bir hava sıcaklığı var ve bu sıcaklığa rağmen Mehmetçik operasyonlarını 7/24 esasıyla sürdürüyor. 13 PKK'lı YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Gerek zorlu arazi koşullarında gerek işte bu sıcaklıkta da bu operasyonlara Mehmetçik devam ediyor. Bizler de haber nöbetimizi sürdürüyoruz.